Burada devamı da güzel. Evet. Kısa almışız. Devamında yurtlardaki öğrencilere de değiniyor. Ya kardeşim, sen onların sorununu anlamazsan diyor, nasıl çözeceksin yurt meselesini? Tıpkı Merkez Bankası başkanı için gibi. Söylediği gibi anlamıyorum diyor. Yani sorunun ne olduğunu anlamıyor. Doların neden yükseldiğini anlamıyor. Parktaki öğrencilerin sorununu da anlamadığı için diyor. Bunu da çözemezler. Evet, ama ben bu herhangi bir meselenin anlaşılmadığını, görülmediğini, öngörülmediğini düşünmediğim için Sayın Karamollaoğlu gayet böyle hani esprili yaklaşmış konuya. Tabii bu hani anlamıyor da ondan oluyor bunlar, anlamıyorlar deyip pek geçiştirilecek gibi değil. Yani onun ötesine geçen durum. Bir şey yok daha var. Yani? Market işinde de şu cümleyi kullandığımı hatırlıyorum. Marketlerde fiyatların arttığını Sayın Cumhurbaşkanı'na kim söyleyebildiyse onu da tebrik ederim demiştim burada. Evet. Yani çünkü sorun iletmek, asıl sorun Cumhurbaşkanı'na sorun iletmek. Peki. Sorun iletemediğin zaten sorun çözülemiyor biliyorsun. Yani sorun iletebilmek de bir başka şey sorun. Evet. Şimdi marketlere geldiğinde marketlere gidiyor diyelim, şey yolluyorlar ya müfettişleri. Evet. Müfettişler etikete bakıyor. Neye göre karar veriyor fahiş fiyatı olup olmadığını? Onların hepsi sahne önünde şey gösteriş. Tamam, neye göre karar veriyor? İşte gösteriş yapıyor. Gösteriş yani. Şimdi Merkez Bankası Başkanı ne diyor? Vallahi durum çok iyi diyor. Dolar niye yükseliyor bilmiyorum diyor. Bence dolar yükselmiyor ki, Türk lirası değer kaybediyor. Orada bir hata var. Merkez Bankası Başkanı diyor, 100 dolar hep 100 dolar değil mi? Gittiğin zaman 100 eriyen, dolar duruyor. Eriyen Türk lirası. Çünkü Merkez Bankası Başkanı bir şey yokken dolar niye yükseliyor diyor. Ya yükselmiyor dolar, senin paran düşüyor. Sen paranın değerini korumakla yükümlü olan Merkez Bankası Başkanı diyor ki dolar niye yükseliyor. O kadar çelişkin gibi. Bak, Veysel Ulusoy Hoca geçen de bahsetti mesela. O da çok önemli. Mesela diyor ki marketler fahiş fiyat diyorsun. TÜİK düşük enflasyon açıklıyor. Kardeşim bir karar ver. Evet. Türkiye'de fahiş fiyat mı var? Düşük. Yoksa düşük enflasyon mu var? Şimdi enflasyon zaten fiyat artışında. Mesela 2018'de gıda yok. Gıda yok. Başkanlık gelince Türkiye uçacak demişlerdi. Yiğit Bulut yıllar önce öyle bir yazı kalemi almıştı. Hatırlar belki izleyicilerimiz. Geçen hafta şey yaptık, hatırlattık o şeyini, yazısını. Başkanlık sistemi 3 yılda vatandaşın cebinden neler götürdü? Milyonları ilgilendiren kararları dar bir kadro aldığı için Türkiye'yi kaybetti. Fakirleştik, paramız pul oldu. Hem halkın hem devletin borçları arttı. Ama ve lakin Sayın Cumhurbaşkanı... Baksana orada dolar 4 liradan 8 liraya çıkmış. Bakın 4 küsürden 8 küsür. 4 liraya 3 yılda... 299. Evet. Tabii. 89. O yüzden hani doğalgada da zam olur, domatese de zam olur, benzine de zam olur, her şeye zam olur. Sayın Cumhurbaşkanı ama başkanlık sistemiyle yola devam mesajı verdi bir kez daha. Biz yıllarca geride kaldık. Bu yamalı bohça, eski vesayetçi sisteme geri dönmeyeceğiz. İstikrarsız koalisyonlar dönemine Türkiye'yi geri götürmeyeceğiz deyip başkanlık sisteminin artılarını, katkılarını, muazzam getirilerini bir kez daha vurguladı. Sabah uçağın içinde mi bunları söyledi? Hep uçak. Uçağın içinde. Evet, uçağın içinde ben de oturayım, ben de öyle, ben de derim başkanlık devam etsin. Tabii ki canım. O uçak bende olsun, ben de derim. O kadar yetkiler olsun diyorsunuz, herkes yani memnun olduğunu söyleyebilir. Evet. Yani o vatandaş çöpten ekmek topluyor. İşsiz, yoksul. İzleyicilerimize hatırlatalım, neden bir kez daha bu konu konuşuldu ya da işte soruldu ya da Cumhurbaşkanı bunları söyleme gereği duydu. Yarı başkanlık sistemine geçiş önerisiyle, teklifiyle muhalefet partilerini yokluyor gibi kulis bilgileri üzerine herhalde bunlar hatırladı. Mithat Sancar söyledi. Mithat Sancar da burada söyledi. O yüzden sorulmuş Cumhurbaşkanı'na, kesinlikle biz memnunuz diyor. Biz itiraz etmiyoruz. Tabii ki siz memnunsunuz. Sarayda yaşayanlar memnun. O çevrede memnun. 3 maaş, 5 maaş, 10 maaş alanlar memnun. Müteahhitler memnun. İşte bu kadar uçakta olanlar memnun. Dün Sayıştay'ın saray açıklamaları vardı. Ne kadar para harcadığına dair, değil mi sarayın? Evet. O memnun. Orada bir memnuniyet var. Bir de gidip sokaktaki insana soralım. Memnun musun, değil misin? Sokaktaki diye. İnsana da din veriliyor işte. O da onunla memnun olsun diye. Evet, mesela yani ekmek yok. İstanbullulara da bir sorun bakalım. Taksi problemiyle, kriziyle ilgili neler düşünüyor İstanbullular? İşte bir dokun bin ah eşit durumdalar. Kim bilir neler söylüyor, düşünüyor. İsyan ediyor, şikayet üstüne şikayet. Ama ne oluyor? 8 kere gitti geldi olmadı. 9.'sü da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeni taksi teklifi yine kabul edilmedi. Bağlantıdan önce söyleyeyim bir iki şey. Şimdi siyasi olarak ne yaptı? Onu bir söyleyelim de ona göre bağlanınca niye olmadığını.
Şimdi belediyenin 11 tane, kamunun 10 tane üyesi var. Bir de şoförler ve otomobiller federasyonunun bir üyesi. 11 belediye, 10 kamu içinde işte. Bu bir karar şeyle, değişiklikle kamunun şeyine sayısını 14'e çıkarıyorlar. Belediye 11'de kalıyor. Sen muhalefete oy verirsin. Red veriyorlar ya, kamudan yalnız bütün kamu çalışanları blok oy halinde hayır diyorlar. 9 kere gelmiş, 9 kere reddediliyorlar. Şimdi kim var? Bak, liman başkanlığı temsilcisi var. Devlet Hava Meydanları'nın temsilcisi var. Devlet Hava Meydanları'nın temsilcisi diyor ki herhalde ya bizim havaalanında taksi var. İstemeyiz diyor. Devlet Demiryolları'nın temsilcisi 2 tane var. Onlar da reddiyorlar. Olmasın diyorlar falan. Emniyet Müdürlüğü de hayır diyor. Jandarma mesela. Bunlar jandarmaya ne taksan? Jandarmanın temsilcisi de red oyu veriyor. Birinci Ordu Komutanlığı'nın temsilcisi var bu şeyde. O da red oyu veriyor. Ondan sonra Altyapı ve Yatırımlar Genel Müdürlüğü'nün temsilcisi varmış. O da red veriyor. Şimdi bunlar, yani içlerinden bir tanesi de ya demiyor mu? Evet ya. Hiç bunlar sokağa çıkmıyorlar mı? Hiç İstanbul'da gezmiyorlar mı? 1000 tane taksiye de evet diyelim. 9. kez bu insanlar, bunlar bürokrat. Evet. Demek ki bunlara birisi bakanlık emir veriyor. Bakanlık temsilcilerinin oylarıyla reddedildi. Bakanlık temsilci işte bunu da saydıklarım kişiler. Kimi Demiryolları'nda, hangi gerekçeyle reddediliyor? Ben bunu çok merak ediyorum. Yani neler konuşuluyor? Neler söyleniyor? Soralım Sayın şimdi Tarık bu tablo burada. Bu bürokrasi blok halinde hayır diyor. Acaba orada susuyorlar mı? Evet. Yani susup oylamaya gelince hayır mı diyorlar, yoksa hayır efendim çok taksi var diye. Evet, mesela, ben de çok merak ediyorum neler mesela, söylediklerini. Ben en çok liman başkanlığının temsilcisi acaba ne diyor? Bizim limanlarda taksi sorunumuz yok. Sayın Tarık Balyalı'dan cevapları alabileceğiz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP'li meclis üyesi Sayın Tarık Balyalı, merhaba, günaydın efendim, hoş geldiniz, neden soracağım. Merhaba, günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Biz anlamakta zorlanıyoruz. Sorularımız var. Neden ısrarla bakanlık temsilcilerinin, bu az önce Sayın Mehmet Tezkan'ın saydığı isimlerin, temsilcilerin ısrarla reddettiklerini anlayamıyoruz. Hangi gerekçeler öne sürülüyor? Siz bizi bir aydınlatır mısınız? Neler yaşandı dün? Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bugün şanslı bir günündeyim herhalde. Çünkü ben her sabah sizi izliyorum. Bu sabah da size konuk olmak ne kadar güzel, çok mutlu oldum. Çok ne teşekkür güzel. Ederim. Ne mutlu bize. Aslında tabii yani bakanlık temsilcileri sadece bir tanesi konuşuyor. Ulaştırma Bakanlığı temsilcisi konuşuyor. Bir de o da başkanı konuşuyor. Her ay değişik şeyler söylüyor. Mesela bu ay şeyi söyledi. 15 Temmuz'da ilk bir sokağa çıktık. İşte kan lazım olunca vatandaşı önce taksicileri çağırıyorlar falan gibi şeyler söyledi. Geçen ayda şey söylemişti. Aslında bu meselenin çözümü, taksi fiyatlarını arttırırsanız yani o zaman taksiye ihtiyaç kalmaz gibi şeyler söyledi. Yani gerçekten ipe sapa gelmez şeyler söylüyor. Ama burada bir siyasi karar olduğunu biz görüyoruz. Çünkü o siyasi karar neticesinde bütün bakanlık temsilcileri tek bir temsilcinin sözüne bakıyorlar ve onun işaretiyle birlikte el kaldırıp el indiriyorlar. Yani çok...